İslam medeniyetinde öyle günler var ki, Allah o günlere hususi değer verir ve diğer vaxtlardan daha üstün ve faziletli kimi kabul edir. Değerli izleyicilerim, bugün sizinle Beraet Gecesi barisinde danışacağız. Beraet, borç, xestelik, günah ve cezadan kurtulmak demektir. Beraet Gecesi, mübarek 3 aylardan ikincisi olan Şaban ayının 15. gecesidir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu gecede duaların, tövbelerin kabul edileceğini haber vermiş ve bir rivayette böyle buyurmuştur. Allah Teala rahmetiyle Şaban ayının 15. gecesi dünya semasına tecelli eder ve kelp kabilesinin koyunlarının tüklerinin sayısından çok insanı bağışlayar. Rivayetlerde bu geceni ibadet ederek gündüzünü de oruç tutarak geçirmek tövsiye edilmiştir. Beraet gecesinde edilen dua ve ibadetlerin ne kadar faziletli olduğu Hazreti Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellemin bu hadisinde açık aydın görünür. O belə deyir. Şaban ayının 15. gecesinde ibadet etmek için kalkın. Hemin günün gündüzünde ise oruç tutun. Çünkü o gün güneş battıkta uca Allah dünya semasına inerek dan yeri sökülene kadar belə deyər. Yoxdur mu tövbe eden, tövbesini kabul edim. Yoxdur mu ruzi isteyen, ruzisini verim. Yoxdur mu şefa isteyen, şefasını verim. Başka isteği olan yoxdur mu ki, ona istediğini verim. Bu gecede cereyan eden hadiseler hakkında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ayşe'ye böyle soruşmuştur. Ey Ayşe, bu gecede neler olduğunu bilirsen mi? Sonra, bu gecede il ərzində kimlerin doğulup ve öleceği yazılır. Salih əməllər ərşe yükseldilir. Maddi, mənəvi, ruzi bereket endirilir, demiştir. Rəvayətlerde, bu gecede tekebbür ehli ve müşrikler haricinde herkesin bağışlanacağı qeyd edilmiştir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, Allah Teala Şaban ayının 15. gecesi hususi rahmet ve mağfiret eder. Müşrik ve Müslüman kardeşine kin besleyenler haricinde birçok insanı bağışlayar. Etibarlı mənbələrdə mübarek gün ve gecelerde edilecek veyahut kılınacak məxsusi ibadetlerden bəhs edilmir. Yani bu günlerin adına məxsusi ibadet şekli yoxdur. Ümumiyyətlə, İslam alimleri belə deyir. Arzu edən bu gecədə namaz qılar və yaxud diğer ibadetlerle məşğul ola bilər. Nə qədər və necə edəcəyi herkesin öz istəyinə həvalə edilmişdir. Ancaq bu ibadet şekli Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellemin qadağan edib çəkindirdiyi şəkildə olmamalıdır. Odur ki, bağışlanma fürsəti olan bu gecədə çoxlu dua və zikirlə məşğul olmalı, nafilə və yaxud qəza namazları qılınmalıdır. Mövzumuzu Hazreti Ömer, Abdullah ibn Mesud kimi seçkin sahabeler başta olmakla bir çox alimin Beraet gecesinde okuduğu dua ile yekunlaştıraq. Allah'ım, bizi sənə üsyan edenlerin siyasına yazmışsansa oradan adımızı sil ve həqiqi müminler arasına yaz. Eğer adımızı həqiqi müminler arasında yazmışsansa orada sabit eylə. Şübhəsiz ki, sən dilediğini silər, dilediğini de saxlayarsan. Değerli izleyicilerim, bu günü fürsət bilerek bütün Müslüman bacı kardeşlerimiz için, başta İslam coğrafyası olmakla bütün dünyada sülh, emin amanlık olması için dua edeyim. Allah dua ve niyetlerimizi kabul eylesin.